Yandan çıkıyor. Hep yandan çıkıyor. Allah belanı versin. Allah belanı Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Parti. Neden efendim? Neden mi? Ben 55 yaşındayım. Geçmişi de biliyorum. Geleceği de görüyorum. Ve AK Parti. Peki Kayseri'deki mevcut belediyelerden memnun musunuz? Memnunuz. Memnunum. Her... Yarın seçim olsa oyunu kime verirsin? CHP. Kayseri'deki mevcut belediye başkanlarından memnun musun? Hayır. Neden? Yani anlatmaya gerek var mı şu anda? Çünkü Kayseri'nin durumu cidden belli yani. Evet. Kime vereyim? Siz söyleyin. AKP, MHP vermem. HDP'ye zaten yanından geçmem. Kime vereyim diğerlerinden? Akşener hoşuma gidiyor. İyi Parti'ye veririm. CHP'ye biraz sorununu görüyorum. Ona da vermem de İyi Parti'ye veririm. Milliyetçi olduğumuz için. MHP artık milliyetçilik bitti MHP'de. Kayseri'deki mevcut belediye başkanlarından memnun musunuz? Mevcut derken Büyükşehir, Kocasinan, Melikgazi hiçbirine memnun değilim. Talas'a dahil. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Yarın seçim olsa oyumu Milliyetçi Hareket Partisi'ne veririm. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben belediyelerimizden memnunuz, iyiler. Gene de bu AK Parti yani. İyi gidiyor. Mevcut belediyelerden memnunuz? Memnunuz. Çalışmalar da güzel. Hepsi iyi. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Şu anda kararsızım. Fakat 50 yıldır ülkücüyüm. Ülkücü hareketin içinde bulundum. Tamam mı? Gölcük'te Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları Başkanıydım. Karabük'te sendikacıydım, oradaydım. İskenderun Demirçelik'te de emekli oldum, orada da ülkücüydüm. Bunlar ülkücülüğü bilmem ne sanıyorlar bilmiyorum ki. Şu anda seçim olsa vereceğim bir partiyi bulamıyorum ama bana en yakın parti İyi Parti. Hep ben AK Parti'ye vereceğim. Sonuna kadar da AK Parti'ye vereceğim. Recep Tayyip Erdoğan'a. Şu anda devleti, milleti en idare edebilen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu açık ve nettir. Kimin ne söyledi, kimin ne yaptığı önemli değil. Her şey ateş pahalı olabilir ama geçim kolay değil. Asgari ücret 4 milyar oldu. Keşke 4 milyar olmasaydı. Gıdaları keşke düşürseydi. Belediye başkanlarından memnun musun? Hangisi var ki şimdi? Mehmet Özaki vardı. Ondan da memnunum. O da kendi Melikgazi Belediyesi'nde hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Kayseri için çalışan herkese teşekkür ederim. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Refah Partisi'ne veririm. Kayseri Belediyelerinden memnun musunuz? Kayseri Belediyesi'nden memnunum. İyidir. Ama bugün yarın seçim olsa Refah Partisi'ne veririm. Diğer partilere de teşvik etmiyorum. Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm oyumuzu. Neden? Şimdi ekonomi sıkıntı var. Piyasalar bahalandı. Hayat şartları zorlaştı. Her şeye zam. Mesela geçen sene bu zaman gübre 3 liraydı, şimdi 15 milyar. Yani her şey böyle oldu. Vatandaşın ekim gücü kalmadı, alım gücü kalmadı. Bu kadar fark olur mu yani? 3 liralık gübre mesela 15 lira. Mesela 9. ayda, 10. ayda mazot 6,5 liraydı. Şimdi 13 lira. Nasıl olacak bu iş? Hükümet yani hiç tepki yapmıyor bu işlere. Yani beceremiyor.
Kayseri'deki belediyelerden memnun musunuz? Ben belediyelerin şu ortamda iş yapma şeyi kalmadı yani. Yatırım yapma özelliği. Anca işçinin maaşını verirse ondan iyi kimse yok. Hayat böyle. Verebilecek kimse olduğunu düşünmüyorum. Ülke o kadar kötü ki. Kayseri'deki mevcut belediyelerden memnun. Hayır. Şu an aslında okuyamıyorum. Açığa geçtim. Aynı zamanda okula gidip tekrardan bir işe gidiyorum. Kesinlikle okumak o kadar zor ki şu anda. Yandan sürdü, hep yandan. Allah belanı.